Esselamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Şefin Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size pufuduk yumuşacık bir tarifle geldim. Uzun zamandır bekliyorsunuz biliyorum, farkındayım. Storylerimde gördüğünüz gibi vallahi ancak zaman buldum sizinle çekimini yapıp paylaşmaya. Ama beklediğinize değdi. Pamuk gibi gerçekten tamamen emin oldum ve ben çok denedim bunu. Kesinlikle yiyen herkesten de tam notu almıştır. Sizden de alacağına eminim. Çünkü biz Türk milleti olarak hamur işini zaten seviyoruz ve bunda lezzet var. Bu kadar söylüyorum ve hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hemen malzemelerimize bir göz atalım. Öncelikle 1 su bardağı sütüm var. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 paket kuru maya ve 1 çay kaşığı kadar da tuzum var. Hepsini derin bir kaba aldım ve iyice bir karıştırıyorum. Ayrıca unum ve biraz da tereyağım kenarda duruyor. Onları daha sonra ilave edeceğim. Size göstereceğim ilerleyen dakikalarda inşallah. Bunu bu şekilde hemen bir karıştırdım ve yaklaşık bir 10 dakika kadar bu şekilde beklettim sevgili arkadaşlar. Mayası çözülene kadar. Daha sonra üzerine yaklaşık 4 su bardağı kadar un ilave ettim. Fakat 3,5 yeterli geldi. Öyle söyleyeyim. Çünkü 4 birazcık fazla oldu. Kontrollü eklememe rağmen son bardağı biraz fazladan doldurdum. O yüzden 3,5 ekleyin diye yeterli olacağını düşünüyorum. Fakat bu yumurtanın büyüklüğüyle, sütün daha fazla doldurmanızla ilgili değişebilir. O yüzden kontrollü ekleyin. Gördüğünüz gibi ben de 2 bardakla başladım. 4'e kadar çıkarttım yavaş yavaş. Biraz baktım ki unu fazla kaçırdım. Hemen bir tık, 1-2 yemek kaşığı kadar süt ilave ettim. O sütle birlikte hamurumu toparladım. Evet sevgili arkadaşlar, daha sonra erittiğim margarinimi hemen bu şekilde toparladım ve ben bununla birlikte anında yoğuracağım. Şöyle bir düzgünce toparlayana kadar hamurumuzu. Çinlilerde fark ettiğim bir olay var sevgili arkadaşlar. Onlar da bizim gibi gerçekten hamur işini çok seviyorlar ve yaparlarken muhakkak hamurlarını işlem bitirdiklerinden daha sonra hemen onlar da böyle yağla muhakkak onu yoğururlar. Güzel pürüzsüz bir hamur elde etmek için. Bu şekilde gördüğünüz gibi güzelce bir yoğurduk, toparladık ve üstünü hemen bir streç filmiyle sarıyoruz. Hava almasın, düzgün bir toz moz da içine girmesin diye güzelce bir örteceğiz. Nemli bir yerde, daha doğrusu sıcak bir yerde sakladık. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar dinlendireceğiz mayalanması açısından. Daha sonra hemen içine hazırlıyoruz 2 adet orta boyu patatesimi küçük küçük dilimlere ayırıyorum. Tabii ki soyduktan sonra. Üzerini geçecek kadar da su ilave edelim sevgili arkadaşlar ve hemen ocağa alalım. Kaynamayı bırakalım. Kaynasın. İyice kaynadıktan sonra hemen onu püre yapmak için şöyle bir ezici yardımıyla iyice eziyoruz. Pürüzsüz olması için yerken ağzınıza herhangi bir şey gelmemesi için herhangi bir içinde pütürtü bırakmayacak şekilde ezmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Bir kaşık yardımıyla da daha sonra devam ettim şöyle emin olmak adına iyicene bir eziyoruz patateslerimizi. Biliyorsunuz püre yaparken de bu konuya çok dikkat ediyoruz. Çünkü çok ezmediğimiz, güzel bir şekilde ezmediğimiz pürenin içinde pütürtü kalıyor ve ağızda hoş bir izlenim bırakmıyor. Daha sonra üzerine bir çay bardağı kadar süt ilave ettim. Bunu da göz kararıyla ilave ettim. Yalnız bir çay bardağı civarında vardı. Çok yumuş olmaması için hafif hafif yavaş yavaş ilave ederek kontrollü bir şekilde gidiyoruz. Şöyle püremiz güzel bir kıvam alana kadar. Gördüğünüz gibi artık yumuşak ve güzel bir püremiz var. İyice sütümüzü yediriyoruz sevgili arkadaşlarım. Daha sonra hemen üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Onunla da biraz daha karıştırıyoruz. Her tarafına eşit bir şekilde denk gelsin. Ve hemen baharat ekliyoruz. Sevdiğimiz bir baharatı ekleyebilirsiniz. Karabiber, ben karabiber ve pul biberi ilave ettim.
İkisini de çok seviyorum ve patatese de püreye de çok yakıştığını düşünüyorum. Rengini birazcık evet değiştiriyor fakat ekmeğin içine girdiği için rengine çok sıkıntı olmuyor. Özellikle pul biberi gördüğünüz gibi rengini kırmızıya doğru getirdi fakat önemli değil çünkü ekmeğin içine girecek. Tabii bunu yemeğin yanında servis ederken bu şekilde yapmıyorum. Yani kırmızı rengine önemsiyoruz ama ekmeğin içine gireceği için sıkıntı değil. Çok güzel bir tat veriyor çünkü hemen. Ardından biraz kaşar peyniri yaklaşık 200 gram civarında, 170 gram, 200 gram civarında kaşarım vardı. Rendeledim ve kenara aldım hazır olsun diye. Daha sonra hamurum çok güzel mayalanmış gördüğünüz gibi getirdim ve madımın üzerine alıyorum. Şöyle biraz elimle toparlayacağım. Ve ortadan ikiye böleceğim sevgili arkadaşlar. Eşit olmasına dikkat ettim. Yani bu çok eşit olacak diye bir şey değil ama eşit olursa sizin açınızdan iyi olacak. Çünkü bir parçayı üste bir parçayı alta koyacağımız için hamurun eşit olması iyi olur yani. Ve bir parçasını kenara aldım. Öbür parçasını da hemen yuvarlak bir şekilde bir büyük boy pizza kadar açtım. Yani ince olacak aslında. Hamurumuz zaten çok fazla olmadığından gördüğünüz gibi çok güzel ve ince bir hamur açmış olduk sevgili arkadaşlar. Hemen yağlı kağıdın üzerine aldık. Bu işlemi yağlı kağıdımızın üzerinde yaparsak daha rahat ederiz. Şöyle güzelce bir toparlayayım tekrardan. Merdane yardımıyla sevgili arkadaşlar. Siz de aynı şekilde yağlı kağıdın üzerine veya tepsinizin içinde yapın ki işlemi daha sonra ne demek istediğimi anlarsınız. Çünkü patatesi ve kaşarını ekledikten sonra zor olacak o şekilde almak. Ve patatesimi hemen üstüne aldım. Bir kaşık yardımıyla her tarafa eşit şekilde dağıttım. Daha sonra üzerine kaşar peynirimi ilave ettim. Aynı şekilde eşit gelmesine özen gösterdim. Ve kenara alıyorum sevgili arkadaşlar şimdilik. Biraz kenara aldım ve diğer parça hamurumu açmaya başladım. Aynı büyüklükte onu da açıyoruz. Merdane yardımıyla sevgili arkadaşlar. İnce oluyor merak etmeyin. Çok fazla ince de değil. Eğer ki bu ölçülerde yaparsanız çok fazla ince değil. Çok fazla kalın da olmayacak. Tamamen olması gerektiği gibi olacak sevgili arkadaşlar. Ve hemen ilk önce açtığım hamurumu getiriyorum tekrardan ve üzerine son açtığım hamurumu kapatıyorum. Parmak uçlarımla kenarlarını denkleştiriyorum öncelikle. Daha sonra parmak uçlarımla tekrardan o uçlara basıp İyice yapışmasını sağlıyorum. Son olarak sevgili arkadaşlar kenarlarını alta doğru itiyorum. Hem açılmasını önlemek için hem görüntü açısından çok güzel bir görüntü elde ediyoruz bu şekilde sevgili arkadaşlar. Evet ve bu şekilde bir arkadaştan yardım alıp hemen fırın tepsisine alıyoruz. Yağlı kağıtla birlikte üzerini örtüp yaklaşık yarım saat beklettik. Bekleyen tepsi mayasını yaptıktan sonra bir yumurta sarısı bir fırça yardımıyla üzerine sürüyoruz. Ve üzerine ben bu sefer siyah haşhaş tercih ettim. Süslemek için siz susam veya çörek otu da ekleyebilirsiniz. Daha önceden ısıttım. 170 derecede ısıttım fırına. Verdim yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirdim sevgili arkadaşlar. Siz fırınızı kontrollü daha iyi anlarsınız. Saatin çok bir önemi yok. Derecesi çok yüksek olmadığı sürece yavaş yavaş pişirdiğimiz ekmeğimiz hamur işini de çok yavaş da pişirmiyorum sevgili arkadaşlar. Bu sefer de sert oluyor. Gördüğünüz gibi pamuk gibi bir çörek elde ettik. Mis gibi.
Ve üzerine bir fırça yardım ile birazcık sıvı yağ ekledik. Hem parlaması hem daha yumuşak olması açısından. Son olarak da ince ince doğradığım maydanozlarımı ilave ediyorum. Ama bu sizin zevkinize kalmış. Evet sevgili arkadaşlar, bizden bugünlük de bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir tarifte tekrar görüşünceye dek Rabbime emanet olun. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz Şefin Yemek Tarifleri. Aynı şekilde bize yazarsanız çok memnun oluruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.